Selamlar gençler. Kimya ve enerji ünitesinin 3. bölümüyle birlikteyiz. Bu dersimizde standart oluşum entalpisi üzerinde duracağız. Standart oluşum entalpisinin tanımıyla başlayalım. Standart koşullarda bir bileşiğin bir molünün elementlerinden sentezlenmesi sırasındaki ısı değişimine oluşum entalpisi veya ısısı denir. Önemlidir bu tanım arkadaşlar. Bir tepkimenin entalpisine standart oluşum entalpisi diyebilmek için 3 koşulumuz var. Bunlardan ilki bileşik 1 mol olarak sentezlenmeli. İkincisi elementlerinden sentezlenmesi lazım. Ve üçüncüsü ise arkadaşlar standart koşullarda yani 25 derecede ve 1 atmosferdeki fiziksel halleriyle sentezlenmesi lazım. Bu 3 koşul sağlanıyorsa o tepkimedeki entalpi değeri standart oluşum entalpisi olarak söylenilebilir. Şimdi örnek bir tepkime vermişiz. Bakalım bu tepkime sonucundaki entalpi değerimiz standart oluşum entalpisi mi acaba? Ne demiştik? Bileşik 1 mol olarak sentezlenmeli. Evet, bileşiğimiz 1 mol. Önündeki katsayı molünü ifade ediyor. Elementlerinden mi sentezlenmiş? Evet, hidrojen ve oksijen. Peki 25 derecedeki fiziksel halleriyle mi sentezlenmiş? 25 derecede hidrojen ve oksijen gaz halde olmalı ve tepkimemizde de hidrojen ve oksijenin gaz olduğu görülüyor. O zaman bu tepkimedeki entalpi değerimiz standart oluşum entalpi değerine eşittir. Kim için? H2O sıvısı için arkadaşlar. Atıyorum burada eksi 400 kilojül deseydi o zaman bu tepkimenin ya da suyun standart oluşum entalpi değeri eksi 400 kilojül olarak söyleyecektik. Burada da gösterdiğim gibi arkadaşlar standart oluşum entalpisi delta HF ile gösterilecek. Bir notumuz var. Elementlerin standart oluşum ısıları sıfır kabul edilmiştir. Önemli arkadaşlar burası da. Elementlerin standart oluşum ısıları sıfır kabul edilmiştir. Burada bir elementin standart oluşum ısısına sıfır diyebilmek için de dikkat edeceğimiz noktalar şunlar arkadaşlar. Oda koşullarındaki fiziksel hali olacak. Yine 25 derecedeki fiziksel haliyle karşımıza çıkması lazım. Ve orijinal gösterimlerine dikkat edeceğiz. Ne demek orijinal gösterimlerine dikkat edeceğiz? Metaller ve soy gazlar monoatomik halde gösteriliyorlar biliyorsunuz. Demir, sodyum gibi metallerimiz tek atomlu olacak. Yine soy gazlar da tek atomlu olarak gösterilecek. Örneğin burada demirin altına yani şöyle bir şey yazsaydı demir moleküler halde gösterilmiş olacaktı. Hayır, moleküler halde gösterilmediği için burada bu elementin standart oluşum ısısı sıfır olarak kabul edilmezdi bu şekilde verilseydi. Ametaller ise arkadaşlar karbon hariç moleküler halde gösterilecekler. O2, Cl2, H2, Br2 vesaire bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi bakalım kimlerin standart oluşum ısısı ya da entalpisi sıfırmış. Ne demiştik arkadaşlar? 25 derecedeki fiziksel hallerine dikkat edeceğiz. Bir de orijinal gösterimlerine dikkat edeceğiz. Oksijen moleküler halde gösteriliyordu. Dolayısıyla O2 demesi doğru ve 25 derecede gaz olduğu için oluşum ısısı sıfır olarak kabul edilecek. Eğer oksijeni burada sıvı deseydi arkadaşlar 25 derecede oksijen sıvı olmadığı için oluşum entalpisi sıfıra eşit olmayacaktı. Hidrojen için yine moleküler halde bulunmuş ve 25 derecedeki fiziksel halde bulunduğu için sıfır dedik. Hidrojen gaz halde bulunuyordu. Eğer hidrojeni tutup da sıvı deseydi arkadaşlar o zaman bunun oluşum ısısı sıfır olarak kabul edilmezdi. Civa metallerden sadece sıvı olan metalimiz. Dolayısıyla monatomik halde de bulunuyor. Burada gösterdiğimiz gibi orijinal halde gösterilmiş. Oluşum ısısı sıfırdır. Fakat civayı burada katı deseydik 25 derecede civa katı halde bulunmayacağı için oluşum ısımız sıfıra eşit olmayacaktı. Karbonun iki Allah topunu inceliyoruz. Şimdi de grafit ve elmas. Grafitin oluşum ısısına sıfır derken elmasın oluşum ısısına sıfır demiyoruz. Burası da önemli. Çünkü elmas arkadaşlar yüksek basınçlarda elde edilen bir cevher. Dolayısıyla bizim için basınç değerimiz ne olacaktı? Bir atmosfer olacaktı standart koşullarda. Elmas bir ATM basınçta elde edilemiyor. Dolayısıyla oluşum ısısı sıfır değildir. Sodyumu arkadaşlar burada ne yapmış? Molekül halinde göstermiş. Biz ne demiştik? Metallerin orijinal gösterimi monoatomik olmalı. Dolayısıyla bu şekilde bir gösterimde sodyumun oluşum ısısı sıfıra eşit olmayacaktır. Klor elementimiz, ametalimizde moleküler halde gösterilmeli. Burada ise monoatomik halde göstermiş. Dolayısıyla bu şekilde gösterilen bir klor elementinin oluşum ısısı da sıfır olmayacaktır arkadaşlar.
Önemli bir soru tarzı, soru bankalarında ve sınavlarımızda da oldukça sık karşımıza çıkan bir soru tipi. Aşağıdaki entalpi değerlerinin hangileri standart oluşum ısısına eşittir? Dediğimiz gibi standart oluşum ısısını incelerken 3 şeye dikkat edecektik. Birincisi, bileşiğimiz 1 mol olacaktı. Mesela şıklara baktığımız zaman 1 mol olmayanları eleyelim. Amonyak 1 mol değil, gitti. Başka 1 mol olmayan var mı baktığımız zaman? Yok. İkinci dikkat edeceğimiz şey neydi arkadaşlar? Elementlerinden sentezlenmesi gerekiyordu. Elementlerinden sentezlenmeyen bir bileşik var mı? Buna da bakalım. Üçüncü örneğimiz, bakın, karbonmonoksit bir bileşiktir. Dolayısıyla bu tepkimedeki entalpi değerinde oluşum ısısı olamaz. Buraya baktığımız zaman elementlerinden sentezlenmiş. Yine burada bir bileşik söz konusu. Aynı zamanda burada bir de sentez tepkimesi değil de ayrışma tepkimesi var arkadaşlar. Bu tepkimemiz de oluşum entalpisi olarak nitelendirilemez. Bunun dışında elementlerinden sentezlenmiş, bir sıkıntı yok kalan örneklerde. Ve üçüncü durumsa neydi? 25 derecedeki orijinal halleriydi. 25 derecedeki fiziksel haline bakacağız. Bir de orijinal gösterimine, yani monatomik mi, moleküler halde mi, bunları inceleyeceğiz. Bu üç kurala da uyuyorsa bu entalpimiz oluşum entalpisi olarak isimlendirilebilir. Birinci örneğe bakıyorum. Karbon katıdır doğada arkadaşlar. Oksijen gaz ve oksijen ametal olduğu için moleküler halde gösterilmiş. Karbon dedik ya, ametallerde sadece monoatomik olan. Dolayısıyla buradaki öncülümüz arkadaşlar standart oluşum entalpi değerine eşittir diyoruz. Dördüncü tepkimeye bakalım. Demir 25 derecede katı halde ve monoatomik halde bulunacak. Oksijen gaz halde bulunacak ve moleküler halde bulunacak. Burada da bir sıkıntı yok. Bileşiğimizde zaten 1 mol oluşmuştu. O zaman dördüncü öncülümüzdeki entalpi değeri de standart oluşum entalpisidir. Altıncı örneğimize baktık. Arkadaşlar, hidrojen nasıl bulunuyordu doğada? Moleküler halde bulunuyordu ve gaz halde bulunuyordu. Burada suda demiş. Yine burada hidroksit var aslında. Hani bileşik olarak sınıflandırabileceğimiz bir yapı. Dolayısıyla bu da elenir. Hem orijinal gösterimdir hem de bileşik olduğu için standart oluşum ısısı değildir arkadaşlar. Sol örneğe baktığımız zaman demir katı halde bulunmuş. Oksijen yine elementlerinden elde edilmiş. Fakat buradaki olay ise şu. Tek bir madde oluşmamış. Yanında başka bir madde daha oluşmuş, değil mi? O zaman buradaki entalpi değeri de oluşum entalpisi olarak sınıflandırılamaz. Çünkü tek bir madde oluşmalıydı. Burada yanında başka bir madde daha oluştuğu için bu tepkime standart oluşum entalpisi olarak ifade edilemez. Öyleyse şu örneklerden yalnızca ikisi hem elementlerinden hem de 1 mol olarak oluştuğu ve 25 derecedeki orijinal halleriyle oluştuğu için standart oluşum entalpisi olarak sınıflandırıldı. Diğer bir önemli soru tarzımızda konu anlatımını az önce yapmıştık. Aşağıdakilerden hangisinin standart oluşum entalpisi sıfır olarak kabul edilir tarzındaki sorular. Ne demiştik arkadaşlar? 25 derecedeki orijinal halleriyle inceleyecektik bunları. Sodyum 25 derecede gaz halde bulunmaz. Aynı zamanda iyon halinde de bulunmaz. O zaman burada sıfır olarak kabul edilmez diyoruz. Hidrojen ametal olduğu için moleküler halde bulunması lazımdı. H2 demeliydi. H demiş, monatomik demiş, olmaz. Azot gaz halde olacak 25 derecede ve moleküler halde olacak. O zaman azot için oluşum entalpi değerimiz, standart oluşum entalpi değerimiz sıfırdır. Oksijen de aynı şekilde sıfır olacak. Moleküler halde ve gaz halde bulunduğu için. Karbon için ne demiştik arkadaşlar? Grafit formu oluşum ısısı sıfır olarak kabul ediliyor. Elmasın değildi. Çünkü elmasta yüksek basınç gerekliydi. Soy gazımız var. Soy gazımız monatomik halde bulunuyor ve gaz halde bulunduğu için evet sıfırdır diyoruz oluşum ısısı. Civamız monatomik olacak ve tek sıvı olan metalimizdi. Demir ise arkadaşlar sıvı değil de katı olması lazım. Çünkü civa dışındaki bütün metaller katı halde bulunacak. İyodumuzun orijinal hali katıdır arkadaşlar. Bu 7 A grubunu bilelim. Şöyle hatta hatırlatmış olalım. Flor, klor bunlar gaz halde bulunacak. Brom sıvı olacak arkadaşlar. İyot ise katı halde bulunacak. Bunu ezberlemenizi öneriyorum size. Burada iyodu katı demediği için oluşum entalpisi sıfır olarak kabul edilmez. Hidrojen moleküler halde ve gaz halde olacaktı. Evet, kabul ettik. Klor moleküler halde vermeliydi. O yüzden sıfır değil.
Su zaten element değil arkadaşlar. Standart koşullarda ve orijinal halinde ise oluşum ısısı sıfır kuralı elementler için geçerli. O3, bu yapıya ozon diyoruz. Oksijenin allotropu. Arkadaşlar oksijen O2 şeklinde bulunmalı 25 derecede bir atmosferde. O3 şeklinde ifadesi bunun oluşum entalpisini sıfır olarak kabul etmememize neden oluyor. Lityum metal monoatomik ve katı halde, evet oluşumu sıfırdır. Brom az önce söylemiştik sıvı olacak ve moleküler halde, o yüzden oluşumu sıfır. İyot da arkadaşlar katı halde olsaydı sıfır demiştik ve moleküler halde bu şekilde sıfır olarak kabul edebiliyoruz. Şu ana kadar entalpinin sözel bölümlerini inceledik. Belki bazılarınız sıkıldı. Entalpi ile ilgili problemler kısmına bu bölümde başlayacağız. Burada dediğimiz gibi arkadaşlar standart oluşum entalpilerini inceliyorduk. Dolayısıyla ilk soru tipimiz standart oluşum entalpisi yardımıyla problemleri bu dersimizde inceleyeceğiz. Diğer derslerimizde ise sırasıyla kimyasal hesaplama yönteminden Deltaş hesabı, HES yöntemiyle Deltaş hesabı ve bağ enerjileri yardımıyla Deltaş hesabını göreceğiz. İlk problem türümüz standart oluşum entalpisi yardımıyla tepkime entalpisi hesaplayacağız. Burada arkadaşlar amaç ne? Tepkimelerin entalpisini hesaplamak. Dikkat çekmiş olalım. Bunu yaparken bize burada olduğu gibi çeşitli maddelerin oluşum entalpi değerleri verilecek ve bizim tek yapmamız gereken ürünlerin entalpi toplamından girenlerin entalpi toplamını çıkarmak olacak. İşlem hatası yapmazsak sonuç bulmak oldukça basit olacak. İlk örneğimize bakalım. Bir tepkime vermiş bize. Bu tepkimenin entalpi değerini hesaplayın denilmiş. Tepkime entalpisini hesaplayalım diyoruz. Evet, delta H eşittir ürünler eksi girenler yapacağız. Ürünlere baktığımız zaman karbondioksitle başlamak istiyorum. Şöyle bir parantez açalım. 2 mol karbondioksit var. Buradaki değerler arkadaşlar 1 moller için geçerli. 2 mol karbondioksit olduğu için karbondioksitin oluşum ısısını 2 ile çarpacağım. 2 çarpı eksi 160 diyorum. Artı diğer ürünümüz H2O. H2O'nun entalpi değeri eksi 180. Bu da 3 mol olduğu için 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı eksi 180 dedim ve ürünlerle işimiz bitti. Ürünler kısmını bitirdik. Eksi diyorum formülden gelen bir eksi. Girenler. Girenleri geçtik. Etil alkolümüz arkadaşlar etil alkolümüzün entalpi değeri eksi 120 olacak ve 1 mol olduğu için herhangi bir sayıyla çarpmıyorum. Oksijene baktık. Evet oksijeni burada göremiyoruz entalpi değerini. Acaba soru mu yanlış diye düşünmeyeceğiz. Arkadaşlar hatırlatmış olalım. Elementlerin 25 derecedeki standart oluşum ısıları orijinal haliyle olduğu müddetçe sıfırdı. Oksijenin entalpi değeri sıfır olduğu için burada vermiyor. Demek ki burada vermemişse bunun oluşum ısısı sıfırdır diye de düşünebiliriz. Bu işlemleri yaparsak arkadaşlar eksi 320 buradan geldi. Buradan da eksi 540 geldi. 3 çarpı eksi 180'den. Eksi eksi daha formülde artı 120 değerine sahip oldu. Eksileri kendi arasında toplarsak eksi 860 yapacak. Artı 120 yine buradan var. Buradan da sonuç olarak entalpi değerimiz arkadaşlar eksi 740 kilojül çıkacaktır. Demek ki bu tepkimemiz negatif entalpi değerine sahip olduğu için egzotermik bir tepkime. Zaten yanma tepkimeleri azotun yanması hariç nasıl tepkimelerdi? Egzotermik tepkimelerdi. Gördüğünüz gibi konu toplama çıkarmadan ibaret. İkinci sorumuza bakalım. Benzenin C6H6'nın yanması sonucundaki entalpi değişimini hesaplayın denilmiş. Molar yanma ısısına arkadaşlar buradaki entalpi değerimiz molar yanma ısısı olarak düşünülecek. Yani 1 molünün yanması sırasında açığa çıkan ısı. Burada tepkimeyi bizden yazmamızı istiyorlar. Bu tarz sorulara da dikkat ediyoruz. Yine şunu bileceğiz. Kimyanın temel kurallarından biri hidrokarbonlar yapısında karbon ve hidrojen bulunduran bileşikler. Hatta bunu oksijenle beraber genişletebiliriz. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen bulunan bileşikler yandığı zaman karbondioksit ve su çıkar. O halde hemen benzenin yanma tepkimesini yazıyorum. Evet, benzenin yanma tepkimesini yazdım. Yanma tepkimeleri biliyorsunuz oksijenle olan tepkimelerde karbondioksit ve su oluşur dedik. Şimdi denkleştirme bölümüne geldik. Denkleştirmezsek soruyu çözemeyiz. Denkleştirmeyi yaparken arkadaşlar hidrojen ve oksijeni son olarak denkleştirin ve hidrojen ve oksijenden herhangi birisi element halindeyse tek başınaysa bunu en sona bırakın denkleştirmesine.
Karbonlardan başlıyorum o halde. Karbon 6 tane var burada. Ürünlerde de 6 olması için burayı 6 ile çarptım. Hidrojen eşitliğine bakıyorum. Hidrojen 6 tane. Burada da 6 olması için 3 ile çarptım. Şimdi oksijenlere bakalım. Arkadaşlar ben burayı 3 ile çarptığım için oksijeni de 3 ile çarpmam lazım. Yani 1 bir eşitlikteki bütün atomları 3 ile çarpacağım. 3 kere 1, 3 oksijen buradan geldi. 6 kere 2, 12 de buradan geldi. Toplamda ürünlerde 15 oksijen var. Burada da 15 olması için 2 ile neyi çarparsam 15 olur. Cevap olarak 7,5, yani 15 bölü 2 cevabını verdik. Şimdi ürünler eksi girenler yaptığım zaman zaten burada bize oluşum entalpileri verilmiş. Tepkimenin deltaş'ını molar yanma ısısını hesaplamış olacağız. Deltaş eşittir diyorum. Ürünler. Ürünlerde karbondioksit 6 adet varmış. 6 çarpı eksi 160 dedik arkadaşlar. Artı su. Suyun entalpi değeri 180'miş. 3 adet suyumuz var. 3 mol suyumuz var. O zaman şöyle diyoruz. 3 çarpı eksi 180. Ürünlerle işimiz bitti. Eksi girenler. Girenlerde benzen molekülümüz var. Artı 49'muş arkadaşlar bunun da entalpi değeri. Buradan hesaplamaları yapalım. Evet, zaman kazanmak açısından hızlı bir şekilde işlemleri yaptım. Burada işlemleri yaptığımız zaman incelersiniz arkadaşlar. Eksi 1549 kilojül entalpi değerine sahip olduk. Yine yanma tepkimesi olduğu için ve deltaşımız da eksi çıktığı için tepkimemiz egzotermik bir tepkime yorumunu yaptık. Bu bölümde karşımıza çıkabilecek bir başka soru tarzı da çeşitli maddeler verip bunların yakıt özelliği ile ilgili bilgisayar bizden notumuzda bundan bahsediyor. Hangisi daha iyi yakıt özelliği gösterir şeklindeki sorularda mol başına daha fazla enerji veren cevap olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Mol başına daha fazla enerji veren dikkat ve tepkimelerimiz enerji vereceği için arkadaşlar egzotermik olmalı muhakkak. Yani yakıt özelliği ile ilgili bir soruda egzotermik tepkime arayacağız ve 1 mol başına en fazla enerji veren maddenin yakıt özelliği daha fazla yorumunu yapacağız. Yine şunu da bilelim. Hidrokarbon bileşiklerinde karbon sayısı arttıkça açığa çıkan enerjimiz artacaktır. Şimdi bir örneğimiz var. Aşağıdaki verilen bileşiklerden hangisinin yakıt özelliği daha fazladır? Burada şu nota göre yapmamız lazım. Yani karbon sayısına bakacağız arkadaşlar. Doğalgaz. Doğalgaz dediğimiz gazın yapısında metan gazı var arkadaşlar. Bunu bilmeliyiz. Bu soru vasıtasıyla öğrenmiş olalım. Azot gazımız içerisinde karbon yok. Hatta biz şöyle diyeceğiz. Azot gazının yanması nasıl bir tepkimeydi arkadaşlar? Endotermik bir tepkimeydi. Diğer yanmalar egzotermik, azotun yanması endotermik. Dolayısıyla buradaki maddelerden yakıt özelliği taşımayan azot en sonda olacak. LPG'nin yapısında arkadaşlar propan ve bütan gaz karışımı mevcut. Propanın yapısı C3H8, bütanın yapısı ise arkadaşlar C4H10. 12. sınıfta bu alkanlar konusunu göreceğiz. Bu videoyu izleyen 12. sınıf arkadaşlar zaten hani anlamışlardır propan ve bütanın ne olduğunu. LPG'de de propan ve bütan gaz karışımı mevcut. Dolayısıyla doğal gaza göre daha yakıt özelliği fazla olan bir gaz karışımımız. Benzin arkadaşlar içerisindeki oktan sayısı benzinin kalitesini belirliyor. Yani oktandan oluşuyor diyebiliriz çoğunlukla. Oktanın da yapısı neydi? C8H18'di. 8 karbonlu alkanımız. Alkanların genel formüllerini de şöyle yazmış olalım. Burada hatırlatmış olalım. CnH2n artı 2. 8 karbonlu oktan bileşiğinde 16. 2 de dışarıdan geldi. 18 hidrojene sahip arkadaşlar olacak. Biz ne demiştik? Tekrar söylüyorum. Yakıt özelliği için mol başına daha fazla enerji vermeliydi. Burada da mol başına ne zaman daha çok enerji veriyormuş? Yapısındaki karbon sayısı arttıkça. O halde en iyi yakıt özelliğine sahip öncülümüz 4. öncül. Zaten günlük hayattan da bunu düşünebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar LPG gaz karışımımız, daha sonra metan gazımız ve yakıt özelliği taşımayan azot en sona gelecek burada. Cevabımız 4, 3, 1 ve 2. Güzel bir soru oldu. Evet, bu bölümle ilgili son sorumuz. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bu videodan sonraki dersimizde entalpiyi kimyasal hesaplamalar üzerinden belirleyeceğiz. Bu da önemli bir dersimiz. Lütfen dersleri video sırasına göre takip edelim. En iyi performansı alalım. Yandaki grafik 2x artı y ve ürün 3z tepkimesine aittir. Buna göre z'nin molar oluşum entalpisini
bulunuz denilmiş. Şimdi böyle bir potansiyel enerji grafiğini hatırlarsanız grafiğin sol tarafı girenleri ifade ediyordu. Yani burası 2x artı y'nin olduğu bölüm. Ürünler ise burada ifade ediyordu. 3z. Bu tepkime incelendiğinde arkadaşlar bakın egzotermik bir tepkime. Nereden anladık? Sağ kol daha aşağıda. Peki tepkimemizin entalpi değerini bulabilir miyiz? Bize bununla ilgili EAI ve EAG değerleri verilmiş. Hatırlarsınız ki Deltaş'ın hesaplama yöntemlerinden birisi de EAI eksi EAG'di. Ürünlerin ve girenlerin enerjisi net olarak belli değilse buradan bulabilirdik. Burada da bize bu değerler verilmiş Deltaş'ı buradan bulmamız için. EAI'miz 40 kilojülmüş arkadaşlar. Eksi diyorum EAG. Bu da 240 kilojülmüş. Buradan Deltaş'ımız eksi 200 kilojül çıktı. Yani tepkime entalpisini biz biliyoruz. Zaten bize burada kimin entalpi değeri soruldu? Z'nin. Daha sonra yapacağımız işlemimiz deltaş eşittir. Ürünler eksi girenler olacak. Burada deltaş değerini eksi 200 bulmuştuk zaten. Ürünlerde Z var. Zaten Z'nin molları soruluyor. Şöyle diyelim. 3 çarpı Z. Ürünlerle ilgili kısım bitti. Başka ürünümüz yok. Eksi girenler. Girenlerde 2 tane x var. X'in oluşum entalpisi verilmiş burada. Eksi 90'mış. 2 çarpı eksi 90 diyorum. Artı y'den de bir tane var. Bu da eksi 70 olarak karşımıza çıkmış. Bu işlemi yaparsam z'yi bulacağız. Bu işlemleri yapalım şimdi. İşlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar buranın toplamı eksi 250 çıkıyor. Önünde iki tane eksi olduğu için artıya dönüştü. 3z'miz aynen kaldı. Son 250 karşıya attık. Eksi 450 3z oldu. Bize ne sorulmuştu? Z'nin molar yani 1 molünün oluşum entalpisi sorulmuştu. 3z eksi 450 ise z'ye eksi 150 değeri geldi. Burada arkadaşlar bu şekilde sorumuzu cevaplamış olduk. Evet gençler dersimizi faydalı bulduysanız beğenme tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Entalpinin 4. videosunda görüşmek üzere.